Allah'ımız Hud suresi 113. ayet-i kerimede ve la terkenu, meyletmeyin. Rükun, Efendi Hazretlerimiz de Kadı Beydavi'den alıntı yaparak buyururdu ki edna meylin, en ufak bir şekilde meyletmeyin. En ufak. Başka tefsirlerde yine meylü yesir. Yesir, ufak, kolay, küçük. Küçücük dahi bir meylde bulunmayın. Kime? İlellezine zalemu, zalimlere. Buradaki zalimden maksat şirke düşmüş gavur kafirlere veyahut da Müslüman ama zalimin ta kendisi. İsmi Müslüman. Şimdi 92 sohbetini okuyordum Efendi Hazretlerin gelmeden. Orada Efendi Hazretlerimiz diyor ki konuştuğu şey İslam, ilmi İslam ama yaptığı işi gavur işi. Sorsam Müslüman ama yaptığı işi gavur işi. Hatta çok ağır ifadeleri de var yani Efendi Hazretlerimizin. 4 yıl diyor kız medresede okuyor diyor. Sonra kafasına diyor kep takacakmış. Kepin batsın diyor Efendi Hazretleri. Düğün yapacakmış, gavurların gelinliğini giyecekmiş diyor. Ne istiyorsun diyor, kocam istiyor. Kocam batsın diyor Efendi Hazretleri. Allah Allah. Tabi biz söylesek bizim haddimize değil ama biz şu an ne yapıyoruz? Nakil yapıyoruz. Kimden? Mahmud Efendi Hazretlerimizden. Kuddise sirruhu. Efendi Hazretlerimiz bu ayet-i kerimede de وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا تَرْكَنُوا Kadı Beydavi'nin verdiği manayı vereceğiz. Ne verecekmişiz? En ufak bir meyilde bulunmayın. En ufak. Kime? Zalimlere, kafirlere ve amelen de zalim olanlara en ufak bir meyilde bulunmayın. Hatta yine Efendi Hazretlerimiz Kuddise Sirruhu Alaydar Efendi Baba'dan alıntı yapıyor. Alaydar Efendi Baba'ya masayı soruyorlar. Masada yemek yiyebilir miyiz Efendi Hazretleri? Alaydar Efendi Baba ne diyor Kuddise Sirruhu? Yemeseydin sormazdın diyor. Dikkat! Yemeseydin sormazdın. Çoğu belki amelime güvenmem ama bu amelime güvenirim. Yıllar evvel Efendi Hazretlerimizin bu ayet-i kerimenin tefsirinde ne diyor, ne yapıyor, ne konuşuyor, yılbaşı sohbetleri vesaire bakarken bu rivayeti işte okudum. Alaeddin Efendi Baba'dan. Elhamdülillah evimden gazla, evlilik gazıyla aldığım masayı attım çok şükür. Ne lazım? İşte yatak odası lazım, yemek odası lazım, masa lazım, cart lazım, curta. Kim oturacak masaya? Misafirler. En kalitelisi misafire, en dandiği bize. Bizim oturduklarımız dandik, misafirin oturduğu çok kaliteli. Neye yarar ya? Hayatı insanlar zorlaştırıyor diyorlar da millet inanmıyor, gülüyor da. Hakikaten zorlaştırıyoruz yani, değil mi? Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Eşyaları sizi kullanmasın, siz eşyaları kullanın. Evi eşyalar kullanıyor. Ya bana öyle geliyor, bilmiyorum siz bana katılıyor musunuz ama konsolu ayrı, aynası ayrı, sağı ayrı, sol. Zaten yeni yapılan evler, müteahhitler biliyorsunuz hani 110 metrekareden öte artık ev yapan yok. Her taraf 1+1, 1+0. Millet aile yapısını korumadığı için kira gelsin yeter ki. Öğrenciye kiralayayım, işçiye kiralayayım, işte bekar evi olsun, oradan da kira gelsin. Oradan da paranın bereketini de görmüyor zaten. Hassasiyeti de yoksa. Evler zaten küçük, eşyalar çok. Bizim mesela elhamdülillah masayı attık, konsolu attık. Ondan sonra dedim hanım o yere de bir de minder yaptıracağım sana falan. Daha yaptıramadık, daha muvaffak olamadık ama ondan sonra çocuklar çok rahatladı yani bizim. 3 tane kız var ellerinizden öpe. Evi de genişledi, ferahladı. O oraya hopluyor, öbür türlü eşyaların arasında çocuklar hem kayboluyor hem sağa sola kafasını vuruyor. Şimdi rahat etti yani. Ya bırak evi insan kullansın, eşya değil. Nefis ne kadar kötü bir şey değil mi? Bazen erkek de nefis yapabilir, kadın da nefis yapabilir. Onu da alacağım, şunu da alacağım. Ama bu bana zarar. İnat diyor. İnadına bu işi yapacağız diyor. Mesela Allah nefsimize göre değil, şeriata göre hayatımızı idame ettirmeyi nasip eylesin. En ufak bir meyilde Alaeddin Efendi Baba'dan nakil yapıyor Efendi Hazretlerimiz. Kafirleri meyletmeyin. Öyle nakil yaptı bize. Ben o amelime güvenirim. Hemen attım. Elhamdülillah yerde sofrada yemek yiyoruz. Çok da bereketli oluyor. Tıp bende öyleymiş. Masada yediğinle yerde yediğin daha sağlıklı yerde yediğin. Çünkü çabuk doyuyormuşsun. Hani böyle eğiliyorsun ya. Eğildiğin zaman mideyi kapattın. Öyle yiyorsun ve tevazu. Tevazun artar. Boyun bükerek yiyorsun ya. Şimdi masada krallar gibisin böyle. Getir götür. Ama orada böyle ondan sonra çabuk doyma hissi oluyormuş. Çabuk doyma hissi olursa ne olur? 1/3'ü rahatta bıraktın. Rahatsın. Çok yersen amel de edemezsin. Uykun da çok gelir. Çok yatarsın. Az yiyeceksin. Az uyuyacaksın. İstikametle de eğer şanzımanı bozmazsan, bozma tehliken varsa az ibadet edeceksin. Ama öz ibadet edeceksin.